Elimizde odak uzaklığı 20 cm olan bir mercek olduğunu varsayalım. Yani gelen ışık ışınları merceğin 20 cm önünde odaklanır. Peki, ilk merceği odak uzaklığı 50 cm olan başka bir mercekle temas ettirirsek ne olur? Bu durumda ışık ışınları nerede odaklanır? Bunun gibi soruları yanıtlayabilmek için mercek gücü olarak adlandırılan niceliğe bakmamız gerekiyor. Mercek gücü genellikle bir merceğin ışınları toplama veya dağıtma kapasitesi olarak tanımlanır. Buna yakınsama veya ıraksama da diyebiliriz. Bazı ders kitapları ise gücü matematiksel olarak tanımlar. Yani gücü odak uzaklığın tersi olan 1 bölü odak uzaklığı şeklinde yazarlar. Bu videoda bu iki tanımın birbirine çok benzer olduğunu göreceğiz. Hatta neredeyse aynı olduklarını bile söyleyebiliriz. Bence gücü en iyi bir örnekle anlayabiliriz. Elimize yakınsak iki dış bükey mercek olduğunu varsayalım. Birinin odak uzaklığı 20 cm, diğerinin odak uzaklığı 50 cm olsun. Hangisinin daha güçlü olduğunu sorsaydım nasıl bir yanıt verirdiniz? Şimdilik bu tanıma bakmamıza gerek yok. Sadece ilk tanıma odaklanalım. Hangi merceğin ışınları toplama gücü daha fazla? Sanırım ışık ışınlarını bu iki mercek tarafından toplanmış olarak görürsek bunu daha rahat yanıtlayabiliriz. O zaman birkaç tane paralel ışın çizelim. Şimdi hangi merceğin daha çok topladığını anlayabilir miyiz? Burada size biraz yardımcı olayım. İlk başta sadece en üstteki ışına bakalım. Işının ne kadar kırıldığına baktığınızda ilk durumdaki mercekte ikinciye kıyasla daha büyük oranda bir kırılma görebildiniz mi? Benzer şekilde tüm bu ışınlar ilk mercekte ikincide olduğundan daha çok kırılır. Bunun sonucunda da ilk durumda ışınlar merceğe yakın bir noktada odaklanırken ikincisinde mercekten uzağa odaklanırlar. Bu durum ilk merceğin açık bir şekilde daha güçlü bir toplama ve kırma özelliği olduğunu ortaya koymuyor mu? Işını daha çok kırdığından ikinciye kıyasla daha yakını odaklamayı başarıyor. Yani ilk merceğin daha fazla güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu merceğin ışınları toplama ve kırma gücü ikinciye kıyasla daha fazla. Fazla güç, az güç. Odak uzaklığı açısından bakarsak daha fazla güç, daha kısa odak uzaklığı anlamına gelir. Umarım bu size mantıklı gelmiştir. Güç ne kadar fazla ise, ışınlar daha çok kırılır ve daha yakına odaklanır. Bunun sonucunda da odak uzaklığı kısalır. Odak uzaklığı ne kadar kısaysa, mercek o kadar güçlü güçle odak uzaklığının zıt bir ilişkisi olduğunu görebiliyor musunuz? Eminim şu anda ikinci tanımı daha iyi anlayabiliriz. Matematiksel anlamda gücü odak uzaklığının tersi olarak tanımlamamızın sebebi bu durumdan kaynaklanır. Çünkü toplama gücü arttıkça odak uzaklığı kısalır. Artık gücü nasıl hesaplayacağımızı bildiğimize göre bu iki örnek için gücü hesaplayalım. Buradaki merceğin gücü 1 bölü odak uzaklığı olur. Odak uzaklığı da 20 cm. 1 bölü 20 oldukça küçük bir sayı olduğundan paydanın daha rahat anlaşılması için bunu metreyle gösterelim. 20 cm 0,2 metreye eşit. Hemen yazalım. 0,2 metre. 1 bölü 0,2 de 5'e eşit. Birimi de metre üzeri eksi 1 olarak alabiliriz. Yani mercek gücü metrenin tersi olarak gösterilir. Ve bu genellikle D olarak adlandırılır. O zaman sonuca 5D yazıyoruz. Buradaki D diopriden geliyor. Bunun ne anlama geldiğini şimdilik bilmenize gerek yok. Sadece metre üzeri eksi 1'e denk geldiğini bilseniz yeter. Bu mercek için de aynısını yapalım. Videoyu durdurup bu merceğin kaç diopri gücünde olduğunu bulmayı deneyebilirsiniz. Evet, güç eşittir 1 bölü 0,5 metre. 1 bölü 0,5, 2 eder. Yani 2 metre üzeri eksi 1. O zaman 2 diyopri diyoruz. Yukarıdakiyle aynı, diyopri. Devam etmeden önce kafamın karıştığı ve bazen yanlış cevap vermeme sebep olan birkaç noktaya değinmek istiyorum. İlk olarak mercek gücü diyopri olarak istendiğinde odak uzaklığını metreye çevirmeliyiz. Bazen aceleden bunu santimetre olarak yazdığımdan yanlış bir sonuç elde ediyorum. Dioprenin metre üzeri eksi 1 olduğunu hatırlarsak yanlış yapmayız. İkinci olarak bazen sadece odak uzaklıklarının verildiği ancak hiçbir çizimin olmadığı sorularla karşılaşıyorum. Hangi mercek daha güçlü diye sorduklarında da çok üzerinde durmadan odak uzaklığı fazla olan merceğin daha güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Ama bu tabii ki yanlış. Gücün odak uzaklığıyla zıt bir ilişkisi olduğunu unutmayın. Odak uzaklığı ne kadar fazlaysa güç o kadar az. Bu kafanızı karıştırıyorsa daha iyi anlamanız için mercekleri çizin. Az önce de dediğimiz gibi ilk mercek ikinci merceğe kıyasla daha güçlü. Başka bir önemli noktada mercek gücü için işaretlerin önemli olması. Yakınsak mercekler için güç her zaman pozitif bir sayıdır. Neden mi? merceklerde optik merkezden başlayarak gelen ışın yönündeki tüm noktaların pozitif zıt yönlerinde negatif noktaları olduğunu kabul ederiz yani burada sağ taraf pozitif sol tarafta negatif yakınsak merceklerde odak uzaklığı pozitif tarafta bulunur ve bunun sonucunda odak uzaklığı pozitif olduğundan mercek gücü de pozitif değerde olur ancak elimizde ıraksak bir mercek olsaydı, elimizde iç bükey, 20 cm odak uzaklığı olan bir ıraksak mercek olduğunu varsayalım. Iraksak merceklerin gücünü de aynı yöntemle hesaplıyoruz. Tek fark bu sefer odak uzaklığı negatif tarafta olacak. Bu yüzden odak uzaklığı ve güç negatif olur. Kısacası ıraksak merceklerde negatif güç, yakınsak merceklerde ise pozitif güç bulunur. Şimdi en başta sorduğumuz soruyu yanıtlayabiliriz temas halinde iki merceğimiz varsa bu büyük merceğin odak uzaklığı ne olur? Cevap 70 cm değil çünkü odak uzaklıklarını toplayamayız. Neden? İkinci mercek olmasaydı ve ilk merceğe paralel ışınlar çizseydik, bu ışınlar merceğin 20 cm önünde odaklanırdı. Çünkü odak uzaklığı 20 cm. Ancak ikinci merceği hesaba katarsak bu ışınlar ikinci mercek tarafından daha da uzakta toplanır ve kırılır ve bu ikinci kırılmadan dolayı ışınlar 20 santimetreden daha da yakında odaklanır. Yani yeni odak uzaklığı bu durumda 20 santimetreden az olur. O zaman her bir merceğin odak uzaklıklarını toplayarak bir sonuç elde edemeyiz. Ancak odak uzaklıklarını toplayamasak da merceklerin ışın toplama ve kırma özelliklerinin toplandığını tahmin edebilirsiniz. Çünkü iki mercek olunca iki kat daha fazla kırılma gerçekleşir. Bunun sonucunda mercek güçleri birleşir diyebiliriz. Burada yapmayacağız ancak ayrıntılı bir inceleme yaparsanız gerçekten de güçlerinin birleştiği sonucuna varabilirsiniz. Zaten mercek gücünden bahsetmemizin sebebi de bu. Yani odak uzaklıkları yerine mercek güçlerinden bahsetmek daha doğru. Bunlar az önce hesapladığımız güçler. Toplam güç yani iki merceğin toplam gücü her bir merceğin ayrı ayrı gücünün toplamına eşittir. 5 artı 2'den sonuç 7 diyopri olur. Toplam odak uzaklığını bulmak istersek de bunun toplam gücün tersi olduğunu biliyoruz. Aynı formülü kullanabiliriz. O zaman 1 bölü toplam odak uzaklığı diyoruz. Buradan da toplam odak uzaklığı 1 bölü 7 çıkıyor. Diyopriyi de metre üzeri eksi 1 olarak ekleyelim. Hesapladığımızda bunun yaklaşık 14 cm olduğunu buluruz videoyu durdurup sonucu kontrol edebilirsiniz. Yani bu ışınlar mercekten 14 cm uzakta odaklanıyormuş. Ayrıca ufak bir dipnot. Bu merceklerin odak uzaklıklarına kıyasla oldukça ince olduklarını varsayıyoruz. Yani bu hesaplamayı nereden başlayarak yaptığımıza dikkat etmemiz gerekmiyor. Evet. 20 cm odak uzaklığıyla 50 cm odak uzaklığını bir araya getirince 14 cm oda uzaklığı elde edileceği hiç aklınıza gelir miydi? Size bilmem ama sanırım ben bunu tahmin edemezdim. Ancak güç açısından bakarsak 5 diyoprilik mercekle 2 diyoprilik mercek birleşince 7 diyoprilik bir güç ortaya çıkması kulağa oldukça mantıklı geliyor. Son olarak gözlerimizin de ışık ışınlarını belli bir noktada topladığını söylemek istiyorum. Örnek verelim. Şu bizim gözümüz olsun düzgün görebilmek için 60 diyopilik güce ihtiyacımız olduğunu ancak bir sebepten nesneleri düzgün göremediğimizi varsayalım. Bu yüzden doktora gidiyoruz. Doktorumuz da bize gözümüzde sadece 58 diyopilik bir güç olduğunu söylüyor. Ama bizim 60'a ihtiyacımız var. Güçler toplanabildiğinden bunun çözümü oldukça basit. 60 diyopriye ulaşabilmek için tek ihtiyacımız olan şey 2 diyopilik bir mercek. Mesela bir kontak lens. İşte iki diyopilik bir lens. Artık görebiliriz. Öte yandan gözümüzde 60 diyopiden daha fazla bir güç varsa bu gücü azaltmamız gerekir. Bu durumda doktor bize negatif güçte bir lens yani ıraksak bir mercek önerir. Gerçekte durum bahsettiğimizden çok daha karmaşık olsa da bu sistemin nasıl işlediğini anladığınızı düşünüyorum. Gözlük veya lens reçetelerini incelerseniz önerilen gözlük camı veya lenslerin mercek gücünü görebilirsiniz. Bunlar odak uzaklığı cinsinden değil, dioptri cinsinden verilen mercek gücü. Hızlıca özetlemek gerekirse mercek gücü, merceklerin ışınları toplama veya dağıtma kapasitelerini belirler. Odak uzaklığı ne kadar kısaysa güç o kadar fazladır. Sonuç olarak matematiksel anlamda gücü odak uzaklığının tersi olarak hesaplarız. Bu yüzden metre üzeri eksi 1 yani metrenin tersi olarak gösteririz. Buna da diyoptri adı verilir. Yakınsak merceklerin gücü pozitif, ıraksak merceklerin ise negatiftir.